olursa gitsin diyorsunuz. Evet. Lübnan ordusu ne halt yedi, affedersiniz? Lübnan ordusu savaşmıyor da bizim ordumuz mu savaşacak orada? Bunun yanıtı var mı? Buyurun. Ben birkaç söz söylemek istiyorum. Soruya cevap olsun. Soruya cevap ama bir açılım yapmak istiyorum. Önce cevap sonra açılım. Lübnan ordusu, Lübnan hükümeti geçenlerde bir karar verdi. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Litani Nehri'nin güneyine Lübnan ordusunu gönderme kararı aldı Lübnan hükümeti. Good morning after supper derler. Yani günaydın, yani iş bitmiş. Niye çatışmaya girmemişler? Niye böyle olduğu ki beybutu? Çünkü Orta Doğu'da emperyalist güçler, evet, böl ve yönet anlayışını hayata geçirebilmek adına mezhepler, dinler, etnik kimlikler paraladılar. Devletimsi kuruluşlar meydana geldi. Hizbullah bunlardan biri. Pek çok böyle örneği var. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Eğer biz Türkiye olarak Orta Doğu'da haritanın değişmemesini istiyorsak, ki değişmemesini istiyoruz, biz CHP olarak haritanın asla değişmemesini istiyoruz Orta Doğu'da. Bu haritanın değişmemesi için biz bu devletlere Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet'in yurttaşlık bilincini ihraç etmeliyiz. Bakın bambaşka bir kavram getiriyor. Ya ama o geniş zamanlarda yaparız onu. Şimdi bir yerden başlamamız lazım. Yani. Aksi takdirde orada devlet kalmıyor. Kalmayan devletlerin sonunda işte böyle anarşik bir ortam çıkıyor. Ondan sonra barış güçleri. Peki sorumuz şuydu. Lübnan'ın bir ordusu var mı? Lübnan'ın bir ordusu var ama etkin değil. Güney Lübnan'a ordunun gitmesi için hükümet karar alıyor. Böyle bir ordu olur mu? Böyle bir ordu olur mu? Peki onun niye ordusu yok? Biliyor musunuz? Onun cumhurbaşkanı Dürdiye olacak, yok. Efendim başbakanı Sünni olacak, başbakan yardımcısı Alevi olacak, polisi bilmem ne olacak. Bütün etnisitelere ayrılmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti projesi gibi kamu alanını tüm etnisitelerden, tüm inançlardan ayırıp başarılı bir devlet kuramamış. Peki, affedersiniz, Türkiye'deki Türk Telekom'u alan şirket nereli? Lübnanlı. Hariri ailesi değil, evet, mi? Evet, Lübnan Başbakanı'nın. Peki, kaç milyon ailesi. Milyar dolar aldı? 4,5 milyar dolar aldı. Peki, Lübnan'daki Hariri ailesi buraya gelip de 5 milyar dolar Türk Telekom'a para vereceğine oturup da ülkesini korumak için kendi ülkesine harcasaydı ya o parayı. Yani Hariri gelecek, burada Türk Telekom'u satın alacak. Adı Hariri Telekom olmayacak. Türk Telekom sanarak biz onu kullanacağız, zengin edeceğiz, o hatları kullanacağız. Ama o Lübnanlı iş adamının memleketini, o Lübnanlı iş adamının Lübnan'daki anasını, babasını, bacısını, kardeşini korumak için bizim ordumuz gidecek. Öyle mi? O da 5 milyar doları Türkiye'deki ulusal bir şirketi, haberleşme şirketi almaya harcayacak, ordusuna harcamayacak. Verseydi 5 milyar dolarını gözü yaşlı, iş bilmez, ağlayan, ağlak Lübnan Başbakanı'na, ağlayarak konuşmuştu değil mi? Evet, evet. İş yapmayıp da İsrailli bakan bile ders verdi, kadın bile, Dışişleri Bakanı ders verdi. Ağlama da iş yap dedi, ne ayıp bir şey. İsrail kadın Dışişleri Bakanı Başbakan'a diyor ki, Lübnan Başbakan'a, ağlama da ülkeni koru diyor. Ne utanç verici bir durum. Düşmanı öteki ülkenin başbakanına diyor ki, affedersiniz Türkçesi şu, halk ağzı. Karılar gibi ağlama, Türkçesi bu. Bir kadın Dışişleri Bakanı diyor ki, ağlama iş yap. O başbakan, Lübnan Başbakan'a ağlamayıp da iş yapsaydı, kendi iş adamlarının 5 milyar dolarını Türkiye'deki Türk Telekom'u satın almak yerine Lübnan ordusuna verseydi, silah alıp vatanını korusaydı da iyi bir iş yapsaydı olmaz mıydı? Biz mi koruyacağız onu? Çok iyi olurdu. Ama niye yapamadı bunlar? Bize ne? Bize ne? Biz... Lübnan yapmış mı? Bize ne? Niye yapamadığı tartışacağız şimdi hep birlikte. Ama bu gerçekleri konuşmanız gerekmiyor mu? Yani o para peşinde koşacak bizim askerimiz, sizin oğlunuz, askerdeki oğlunuz Hariri'nin sülalesini korumak için Lübnan'a gidecek. Öyle mi? Bir daha soruyorum. Türkiye Lübnan'a asker göndersin mi diye. Epeyce izleyicimiz gönderdi. Alt yazıyı bir daha girin reklamın peşine. Evet. Sorumuz şu. Lübnan'da bir Lübnan ordusu var. Ama ordu mu? Affedersiniz. Çapulcu mu? Belli değil. Ülkesini korumayan ordu çapulcudur. Tıpkı Irak'ta Amerika'ya karşı kendisini korumayan, nereye gittiği belli olmayan, komutanları satılmış, içeriden devşirilmiş Saddam'ın askerleri, bakın Irak, Amerika'ya nasıl teslim oluverdiler. Orada asker var sanıyordunuz.
dünyayı korkuttu sanıyordunuz. En çekirdekte muhafız, Saddam'ın muhafız ordusu var sanıyordunuz. Bir baktınız ki yok. Kimisi parayla içeriden satılmış apoletleri vardı. Değil mi? Iraklı komutanların Saddam'ın yanında asıp kesen diyebildiğimiz ya da öyle yansıtlar. Kaçıverdiler ordu. Lübnan ordusu da öyle olmasın korusun. Bizim ordumuz başkalarının güvenliği için mi oraya gitmiyoruz? Ama bizim iddiamız bu değil. Biz başkalarının güvenliği... Nedir anayasada, affedersiniz, nedir anayasada Türk ordusunun görevi? Burada yazıyor. Vatanı. Burada var. Evet. Lübnan vatanını mı diyor, Türkiye vatanını mı korumanı diyor. Ne diyor burada? Türk ordusunun görevi ne? Size siz bir izin verirseniz bir ufak şey okumak istiyorum. Anayasadan okuyacaksanız okuyun. Anayasa değil. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın veda anayasa konuşmasından o dönem kapandı. Bir satır. O dönem kapandı artık. Veda bir satır. Değil. Gelen komutanın konuşması varsa okuyun. O geçti artık eskisi. Ama o geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleriyle ilgili bence geçti. Çok çekicidir. O bir müsaade edin şunu okuyun. Diyor ki, İstanbul'a döneceğim ama okuyun. TSK'nın bugün gelinen noktada Balkanlardaki, Kafkaslardaki, Afganistan'daki, Afrika'daki çeşitli barışı destekleme harekatlarına hesaplı riskleri göze alarak birlik göndermesinin sebebi dünya barışına katkıda bulunmanın yanında milli menfaatlerimizi korumak ve desteklemektir. Yani şimdi o dönemde bu, kapandı. Şimdi yeni gelen Genelkurmay Başkanı devletin devamlılığı, Genelkurmay'ın devamlılığı yok yok Türkiye'de böyle, ben, çok farklı yapmayın şimdi AKP hükümetinin yaptığıyla daha önceki hükümetlerin yaptığı aynı şey mi ki icraatlar devamlılık mı var ama? Yani böyle bir söz var tabii ama pratiği nedir? Müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanının sözünü hatırlattım program başında. Evet. Giden kişiye bakmayacağız. Görevdeki kişinin sözüne bakacağız. Görevdeki kişi, Cumhurbaşkanı Sayın Sezer diyor ki, aynen okuyorum işte. Ulusal yararımız söz konusu değildir. Başkalarının yararını, ulusal çıkarlarını korumak zorunda değiliz. Bunları her yerde söylüyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nda da söyledim. Kapalı kapılar ardında başka konuşmuyorum. Burada ne dersem orada da söylüyorum. Kendi iç güvenliğimizi sağlayalım. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet olacaksa oraya asker göndermekle olmaz. Göndermeden de güçlüyüz diyor. Birleşmiş Milletler'in kararında ateşkes kavramı yok diyor. Sadece husumetin durdurulması kavramı var diyor. Bu kararı çok iyi okuyan hukukçu Cumhurbaşkanı. Biz maşallah karar çıkmadan talip olduk diyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı diyor ki yine 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararı asker eliyle yardımı öngörmüyor. Şimdi hükümet ne diyor? Yardım edecek. Böyle bir karar yok diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı paranoya görmediğine göre, hadi diyelim ki biz paranoya görüyoruz. Cumhurbaşkanı paranoya görmediğine göre diyor ki, Birleşmiş Milletler kararını açın okuyun diyor. Bu Annan referandumunda da böyle ciltler dolusu raporlar vardı. Türk halkı da, Türk milletvekilleri de okumadı bunları. Üç tane politikacı Türkiye'yi yönlendirdi. Baktığınız zaman neler vardı o kararın içinde? Tartışılmadı. Ama Cumhurbaşkanı bunu okumuş. Diyor ki, BM kararı asker eliyle yardımı öngörmüyor. Karar çatışmayı önlemiyor diyor. Böyle bir karar yoksa siz kendi kendinize ne derseniz değil. Halamın bıyığı olsaydı amcam olurdu dersiniz ama yok. Amcanız değil, halanız sizin. Şimdi Cumhurbaşkanı söylediğine bakmayacak mıyız? Giden komutanla sözlerini söylediniz. Birlikte değerlendirin buyurun. Katiyetle bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini dikkate almamak mümkün mü? Gayet tabii alacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor oradaki metinde? 1701 sayılı kararı yeterli bulmadığını özetle söylüyor. Yeterli bulmadığını değil. En biz temel de, şey biz yok de, diyor. Biz ateşkes de, yok diyor. Yani ateş evet, devam ediyor diyor. Efendim anlıyorum. Ama 1701 sayılı kararı Sayın Cumhurbaşkanı yeterli bulmuyor. Biz de yeterli bulmuyoruz. Diyoruz ki yetersiz olan bir şey için niye? Gerekli teminatları alalım diyoruz. Örnek veriyorum İtalyanların yaptığını, Fransız ordusunun peki, yaptığını. Peki salı günü oylama yapılacak parlamentoda. İşte gerekli teminatlar evet, alınarak mı yapılacak? Almadan mı? Mevcut haliyle mi? O şartlar orada mecliste görüşülmeli. Bu şartlar işin içine sokulmalı. Biz kendi kendimize görüşelim. Bu teminat verecek olan BM yani değil mi? Eski netice itibariyle hükümete mi yetki verecek? Hükümete verilecek yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gayet tabii. Hep söylüyorum. Peki. Askerlerimizin